2200 tane gözaltı yapıldı Türkiye çapında. Şunu belirtelim. O sabah Manisa istikametinden gelip Menemen'deki camide bayrak açmış olanların toplam sayısı 5-6 kişiydi. Yani olayın gerçek failleri bizzat derin devletin kullanmış olduğu enstrümanlar gerçekte 5-6 kişiydi. Doğu vilayetlerine varıncaya kadar Türkiye çapında çünkü listeler önceden belirlenmiş 2200 tane gözaltı yapıldı. Bunlardan 1600 tanesi benim verdiğim örnekteki gibi rahmetli Mustafa Akseki örneği gibi mahkemeye çıkartılmadı. Zindanda onlara yaşatılan korku aylarca yeter sayıldı. Serbest bırakıldı. 600 tanesi yargılandı. Bu yargılananlardan bir tanesi ve onu asıl etmiş olduğu korku. Buna dair bir örnek okumak istiyorum arkadaşlar size. Saffet Hoca örneği. Eyüp Üzün Serbest Cumhuriyet Fırkası ve Muhalif Ege isimli kitabının 220. sayfasından. Çünkü bu bence şunu çok mükemmel ifade ediyor. Derin devletin vermek istediği terör, toplumsal korku ne ölçüde başarılı oldu? Yargılamalarda suçsuz bulunan Saffet Hoca'nın hayatı bir daha düzelmemek üzere alt olmuştur. Kariyeri başarılarla dolu bu kelam ve mantık müderrisinin hazin vasiyeti tek başına baskının boyutlarını belgelemektedir. Olayla uzaktan yakından alakası olmayan ama potansiyel muhalefet lideridir olarak kabul edilmiş bir medrese alimi, yaşlı bir Medrese aliminin hapishanede yaşadıkları, mahkemede yaşadıklarından sonra bu olaydan kendisinde nasıl bir psikolojik terör tortusu kaldığını şimdi kendisinin okuyacağım şu vasiyetinden görün. Bu olaydan beni karaladılar. Ben Allah'ın katında vicdanen rahatım. Ancak siz evlendiğiniz takdirde doğacak çocuklarımızın bu olaydan zarar görmesini istemiyorum. Size de leke sürmesinler. Ben ölünce mezarlıktaki yerimi sadece siz bilesiniz. Mezarımın üstüne adımı da yazmayın. Siz de sakın ola ki evlenmeyin. Öldüğünüzde de mezarınıza isminiz yazılmasın. Bu benim size vasiyetimdir. Bir rejim düşünün. Kendi halkını bu hale getirdi. Kendi insanına bunları yaptı. Evet bütün temel maksat da buydu zaten. Sanıkların avukat tutma hakkı yoktu mahkemede. 25 kişi çatır çatır asıldı. Daha fazla sayıda idam cezası verdiler. Bazıları bazı sebeplerden uygulanmadı. Az önce örneğini verdiğim Terzi Talat ve benzeri gibi. Ama 25 kişi bu olayla bağlantılı kabul edildi çatır çatır asıldı. Olayın gerçek failleri Derviş Mehmetler falan zaten o gün Toplay'dan sonra alaydan gönderilen gerçek müfreze tarafından artık görevleri bitmiş olduğu için ve geride provokasyona delil teşkil edecek canlı şahit de bırakılmaması için hepsi o meydanda zaten sözüm ona karşılıklı çatışma ortamı içerisinde infaz edilmişlerdi.